Herkese merhaba, ben Tuçodor ve bugün sizlerle en sevdiğim 30 dizi hakkında konuşuyor olacağız. Bunun film versiyonu yapmıştım, şimdi dedim neden dizi versiyonu da yapmayalım. Bu arada bir yandan da kız çiziyor olacağım. Şaşırdınız mı? Şaşırmadınız tabii ki de. Bu arada bir de şeylerim vardı ya, bu kurumuş yapraklarım falan vardı. Onları çıkardım meydana. Onları da kullanacağım. Tabii uçuyorlar. Durun. Ay dur, uçmayın. Şöyle geri gidin. Bunları böyle resmi sonra ilave edeceğim muhtemelen. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Hiçbir özelliği olmayan kurşun kalemimi alıp önce bir skeç atarak başlıyorum. Bu arada Pinterest'ten bir model kullandım. Aşağıda linkini bırakıyorum kendisinin. Çizimin yerleştirmesini yaparken hemen ilk dizimizle başlayalım. Birinci dizimiz The Sinner. Ben bunu daha yeni izledim bir arkadaşımın tavsiyesi üstüne ve gerçekten çok iyiydi. Sanırım şu an 2 sezonlar yayınlanmış ve böyle her sezonda olay değişiyor. Böyle bir tek sanırım polis karakterleri standart kalıyor. Ben ilk sezonunu izledim, ikinciyi izleyemedim çünkü orada bir çocuk var, korktum ben ondan. Evet, birazcık saçma gelebilir ama gerçekten çocuk çok psikopat bakıyordu, korktum. Sonra tekrar deneyeceğim izlemeyi. Son bölüme kadar sizi böyle ne oluyor dedirip anlamadığınız gerçekten çok güzel bir düğümün içine alan bir dizi. Kesinlikle böyle hafiften polisiyeli, hafiften gizemli ve psikolojik dizileri seviyorsanız tavsiye ederim size. İkinci dizimiz You, Me and Her. Bu belki herkese hitap etmeyebilir çünkü böyle üçlü ilişki yaşayan bir çifti anlatıyor. Daha doğrusu bir çiftimiz var, gayet tatlışlar. Sonra araya bir tane karaçalı geliyor, sonra bu kız ilişkinin üstüne yatıyor gibi bir şey oluyor. Tam spoiler da vermeyeyim fazla da. İlişkiye böyle komikli, değişik bir yönden bakıyor. Böyle tam çekirdek çitleyip böyle ayıplamalık bir dizi böyle. Babaanne gibi olayım, azıcık karakterleri ayıplayayım diyorsanız bu diziyi izleyebilirsiniz bence. Üçüncü dizimiz Mozart in the Jungle. Bu böyle klasik müzik seviyorsanız, o müzisyenlerin o sanatçı manyaklığını falan izlemek istiyorsunuz falan diye girdim ama şu anda aslında çok yalan söylüyorum. Ben direkt Gael Garcia var diye izlemeye başlamıştım. Ama gerçekten dizi çok güzeldi. Sen bebeğim, Gael Garcia orada duruyor böyle 1.30 boyuyla manyak orkestra şefliği falan yapıyor. Tam bir görsel şölen anlayacağınız ama içine böyle bir sürü klasik müzik barındırması, sanatçıların biraz böyle bohem yanlarını yansıtması, bohem dediğim bir içinin bayağı bir çişli keflik entrika falan da var yani. Enteresan, orijinal bir dizi. Değişik diziler sevenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada modelimin taslağını attım ben. Şimdi birazcık daha detaylara girmeye başlıyorum renklenmeye geçmeden önce. Geçelim bir sonraki dizimize. Kendisi Mesia. Bu bayağı yeni, zaten tek sezonu var. Biz de yeni bitirdik bunu. Diziye resmen yoklukta başladık. Bu da neymiş falan diye Netflix'te sayfamıza düşmüştü. İlk başta böyle başroldeki karakterin o erkek güzeli bayık bakışların arasında böyle tekme atasın falan geliyordu. Bu ne çöpçük ağzı, ne gıcık pitip falan filan diyordum. Böyle sinir ola ola izliyordum ama sonradan bir sardı. Çünkü anlamıyorsun, hani böyle şey vardır ya Inception'ın sonunda. Lan gerçek miydi, rüya mıydı ikleminde kalırsın. Tamam, o kadar çok derin bir ikilemde bırakmasa da lan acaba mı diye bildiğim bir sezonu bitirdik. Ben beğendim yani. İkincisi gelsin hemen gömerim. Hiç acımam. Ay bir şey koyayım da sarsın bir beni, televizyonun başına çivileneyim diyorsanız beni çivilemişti. Size de tavsiye ediyorum. Bir sonraki dizimiz Halt and Catch Fire. Bu baya böyle 1980'lerin başında geçiyor. Tam böyle ambiyansları falan çok iyi seviyorsanız böyle hafif sizi küçüklüğünüze götürecek. Yani benim küçüklüğüm de hoş, benim 80'lerin başı küçüklüğüm değil, yokluğum da aslında ama. Yani 80'lere ait dizileri seviyorsanız bayağı sarabilir, ambiyans falan çok iyi yaratılmış. Ve genel konu olarak diğer dizilerden farklı, işleyişi de güzel. Böyle insan ilişkileri olarak, entrikaları olarak, psikolojik çökümler ve yükselişler olarak bence çok güzel işlenmiş bir dizi. Ve sanırım dizinin 4 sezonu falan olması gerekiyor. Yani mis gibi, oh. 2 gün kilit. Burada genel çizim taslağı yeteri kadar oldu, yeterli geldi bana. Bu noktada arka planı boyamakla başlayayım. Evet, bir kez arka plan yapıyorum arkadaşlar. Böyle bulutumsu bir şey yapacağım. Onun içinde böyle sarılar, pembeler, morluşlar falan, minnoş renkleri kullanacağım. Geçelim bir sonraki dizimize, Good Girls. Bunun 3 sezonu var, ben 3'ünü de izledim. Niye böyle beni çok sardı biliyor musunuz? Hani klasik böyle ev hanımlarının oturup çekirdek çitleyip dedikodu yapıp kocalarından şikayet etmediği değil de böyle mafya karışıp cinayet işleyip kara para falan akladığı bir dizi. Niye çok ağan bir şey mi? Hayır değil.
Ama böyle çok standart görülen karakterleri zaten standartlıklarından dolayı bu kadar rahat hareket ediyor olabilirler de şimdi çok spoiler vermeden nasıl anlatayım? Olabilir spoiler vermemeye çalışacağım diziler hakkında ama tabii ki de vereceğim yani ne yapayım nasıl anlatayım ki başka türlü. Şey çok iyi ya böyle komik yani komedi dizisi ama böyle psikolojikli. Ben bir de şeyi çok severim bu Breaking Bad'deki gibi kişiliğin böyle evrimi değişmesini görüyorsun ya böyle şartlardan ve yaşadığı olaylardan dolayı. Onu böyle ev hanımları üstünden yani ev hanım değil mi? 3 tane bu hatun üstünden anlatıyor. Bayağı eğlenceli bir dizi. Ben sevdim bunu. Bir sonraki dizimiz muhtemelen çoğunuzun çoktan bildiği Orange is the New Black. Şu an yanlış bilmiyorsam 6 sezonu mu 7 sezonu mu ne var dizinin. Ama yalan söylemeyeyim ben sanırım 4. sezondan sonra bir koptum. Sonra geri bağlanamadım. Hoş oturup izlesem gene bağlanırım ama ilk 3 sezonu böyle yiyip yutmuştum resmen. Böyle bildiğin minnoş bir hatunumuz düşüyor hapse ve onun oradaki böyle macera da denilmez de ona. Değişimini, gelişimini, tepkilerini falan izliyorsun. Orada karakterleri de tek tek işlemesi açısından böyle çeşitliliği, insanların nasıl hapse düştüğü. Yani çok dramatize etmeden böyle komedi, dram arası böyle değişik bir şeyi var, dokusu var dizinin. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. Bir sonraki dizimiz 13 Reasons Why kendimi öldürmemin 13 sebebi diye çevrilmişti sanırım. Bunun 3 sezonu var ben 3'ünü de izledim. Böyle aslında lisede geçiyor yani ergenler mi ya şey falan diye böyle başladığımda ki ben çok severim ergen dizilerini. Benim de kanım sanırım guilt pleasure'larımdan biri bu. Oturup lise dizileri falan izlemek. Böyle bayağı verdiği psikolojik mesaj hani başta böyle yani bu kız davanından kendini mi öldürmüş falan derken böyle vay arkadaş hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş falan diye böyle hem size böyle bir yandan ders veriyor hiçbir şeyin hani göründüğü gibi olmadığını net bir şekilde gözünüze sokuyor hem de bir yandan yapacağınız en ufak bir şeyin bile bir insanın hayatına ne kadar çok etkileyeceğini göstermiş oluyor. Tabii ki de abartılı bir dille gösteriyor bunu çünkü bu bir dizi ama bence kesinlikle lise çağına özellikle herkesin böyle izlemesi gereken bir dizi bir şeyler çıkartmak adına içinden kendine. Cümleyi ne kadar devrik kurabilirdim, bu kadar kurabilirdim. Tebrik ettim kendimi şu anda. Bu arada arkaya bu gökyüzü gibi efekt verirken olabildiğince böyle su kullanıyorum ama 300 gram kağıt kullandığım için onu kaldırıyor. Çok da buruşmuyor yani. Sizin kağıdınız inceyse kesinlikle tavsiye etmiyorum bu kadar suyu vermenizi. Ben bayağı veriyorum, suyu veriyorum, suyu bakıyorum nasıl bir şey çıkacak diye. Yani çok da detaylanmış bir şey çıkmasına gerek yok zaten. Sadece fon olarak kalacağı için. Çok da lülü. Geçelim bir sonraki dizimize. The Good Wife. Şimdi bir süre bir dakikalık bir saygı duruşunu alayım hepinize. Bu dizinin 7 sezonu vardı ve ben hepsini bitirdim ve bildiğin bittiğinde böyle oturup ağladım. Birkaç gün böyle çok üzüldüm niye bitti bu dizi diye. Bilmiyorum belki ana karakterin annemi böyle bana çok anımsatmasından böyle hem tip olarak hem de böyle o zarifliği olarak böyle annem çok zarif bir insandır hiç bana benzemez. Çok anımsatırdı. Bir de böyle bir kadının başından geçenleri o kadar gerçek anlatıyor ki karakter o kadar gerçek ki böyle sanki bir ablamın maceralarını izler gibi izledim başına gelen her şeyi. Hani böyle seviyorsanız içinde insan ilişkilerin güzel işlendiği dizileri kesinlikle tavsiye üstüne tavsiye tavsiye üstüne tavsiye edebileceğim ve tavsiye üstüne tekrar tavsiye edebileceğim hızını alamadı. Şahane bir dizi. Sıradaki dizimiz Stranger Things. Herhalde bunu bilmeyen çok az kişi vardır diye düşünüyorum. Bayağı bir tuttu çünkü bu kendileri. Şu anda dizinin yayınlanmış 3 sezonu var. Ben ikisini izledim. İlk diziye başladığımızda şöyle abi. Yedik yuttuk direkt. Neredeyse herhalde bir gecede bitirmiştik bütün bölümlerini. O 80'lerin ambiyansını yakalaması inanılmaz iyi. Resmen zamanda yolculuk yapmış gibiydi izlerken. Ama 2 izlediğimde ya tövbe bismillah canavar gene geldi falan böyle sanki o Mario'nun son bölümünü oynayıp da prenses burada değil Mario diyen böyle gıcık mesajı görünceki böyle iğrenç hissiyat vardır ya böyle onu yaşattı. Ben onun için 3. sezonu açıkçası izlemedim. Tabii ki de izleyeceğim. Ama böyle deli gibi beklemedim. Yalan yok şimdi. Ama bir of çok iyiydi. İki de fena değildi. Bilmiyorum üç nasıl. Üç nasıl izlediniz mi? İzlediyseniz bana söylerseniz sevinirim. Sıradaki dizimiz Black Mirror. Yani bilmiyorsunuzdur diye değil de yer vermezsem ayıp olur diye kendisini tabii ki de buraya koydum. 5 sezonu var şu anda. 5 mi 6 mı? 5'lik galiba. Her bölümünde bilmeyenler için değişik bir konu işleniyor ama öyle bir işliyor ki böyle üstünüzden kamyon geçmiş gibi oluyorsunuz. Ki benim bu üst üste izleyebildiğim bir dizi değil. Hani 2 bölümden fazlasını üst üste izleyemiyorum. Beynim yanıyor. Dayak yemiş gibi oluyorum. Böyle error falan veriyorum. Gerçekliğim kayıyor. Fazla söze gerek yok yani. Zaten açın izleyin. İnanılmaz iyi.
Bu arada istediğim etkiyi az çok yakaladım sayılır. Renklere zaten olabildiğince bu yandaki kurumi çiçeklerimden esinlenerek yaptım. Onları da kullanınca böyle aralarında güzel bir bağlam olsun. Birbirlerine güzel girsinler diye. Şimdi artık arka planım bitti sayılır. Böyle bir dumanlı efekt gibi bir şey oldu. Çok bulutumsu olmasa da. İstediğime yakın bir şey çıktı aslında. Önce şimdi karakterin taban rengini atmakla başlıyorum. Buna böyle sarı bir taban rengi kullanacağım. En açık yerlerini boyayarak başlıyorum. Geçelim sıradaki dizimize. Kendileri Suits. 9 sezonlu bir avukat dizisi. Şimdi doğruya doğru ben normalde böyle avukattır, polistir böyle tekrara benim her bölümde böyle yeni olay çözdükleri dizileri her ne kadar izlesem de çok sevmem. Beni daha çok bir hikayenin alıp böyle bir yerden devam ettiği diziler daha çok sarar. Ama Suits de bir kere böyle başrollerden birinin üstün zekalı olması ve bunun yanında tabii ki de bunu geçtim. Biliyorsunuz ben görsel bir insanım. Diğer başrolün inanılmaz yakışıklı olmasından dolayı böyle bayağı bir sardı beni. Ama karakterler de zaten bir süre sonra böyle birkaç bölüm sonra vay diye böyle direkt bağlaştırıyorsun kendini falan bir şey kuruyorsun, iletişim kurabiliyorsun. Çünkü birbirinden çok uç karakterler var dizide. Ve bence gerçekten güzel bağlamışlar. Karakterleri çok güzel oturtmuşlar yan yana böyle. Hepsi böyle feci class yani hemen hemen hepsi feci class. Ben bilmiyorum ben çok seviyorum bu diziyi. Böyle uzun uzun 9 sezonu açıp izleyeyim diyorsanız buyurun sizi Suits'e alalım. Ben de sanki bana sponsor olmuş gibi böyle dizileri övüyorum ama niye övüyorum? Çünkü bunlar benim en sevdiğim 30. Tabii ki de öveceğim. Bir de en sevmediğim 30 dizi yapalım mı? Of çok iyi olur. Doya doya çemkiririm. Yapalım yapalım lütfen yapalım. Bana söyleyeyim ister misiniz? Öyle bir şey isterseniz yapacağım. Konudan da kapmadan hemen sıradaki dizimizden bahsedebiliriz. The Good Place. Ölümden sonraki hayatı anlatan böyle çok absürt bir dizi. O absürt komedileri seviyorsanız kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Hem böyle güldürüyor hem düşündürüyor ama düşündürürken sonra tekrardan güldürüyor. Çok da düşünemiyorsunuz çünkü üstüne düşünecek çok böyle derin derin mesajlar vermiyor. Ama öyle güzel noktaları dokunuyor böyle şakaların arasında şey alıyorsun. Hadi ya öyle mi ya? Bak sen ya falan diye böyle yani ben öyle oldum en azından. Ama orijinal böyle komedi böyle kafamı boşaltayım bir yandan da böyle eğleneyim bir yandan da minik minik düşüneyim ama çok da zorlamayayım diyorsanız sizi Good Place'e alabiliriz. Ben bayağı eğlendim. Yeni sezonu geldiğinde kesinlikle devam edeceğim diziye. Sıradaki dizimiz American Crime Story'nin Versace suikastını işleyen sezonu. Bu dizinin aslında böyle her sezonda gerçek hikayelerden alınmış böyle gerçek delillere dayanan hikayeleri böyle dizileştirip anlatıyorlar. Ama benim en çok düştüğüm kesinlikle Versace'ninkiydi. Böyle annemle oturup herhalde bir günde mi iki günde mi ne bitirmiştik bunu. Çok güzel işlenmiş. Renkleri falan çok güzel. Oyunculuklar falan harika. Bir de o kurgusal görünen dünyanın aslında kurgusal olmadığını bilmiyorum sever misin ama ben gerçek hikayeden alınmış filmleri ve dizileri daha da bir severim böyle. Oğlum olmuş lan bunlar falan diye böyle. Nasıl olur falan diye tırnaklarımı kemirim falan bir anda. Ya bu da onlardan biriydi. Böyle hem saygı duyuyorsun hem küfür ediyorsun falan böyle. Birçok duyguyu yaşatıyorsun aynı anda. Şahane bir yapım. Bu arada ben karakterimin taban rengini attım. Üstüne bir ton koyuyla hafif bir gölgede verdim. Şimdi birazcık böyle kızarıklık atıyorum. Özellikle bu yanağa, böyle burnuğa, böyle yanağa, neyse. Özellikle bu yanağın, burnun ve çenenin etrafına. Sıradaki dizimiz Modern Family. Bunu herhalde çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sanırım 10 sezonu yayınlandı ya da 10. yeni mi yayınlanacak emin değilim ona. Biz böyle bildiğin çerezlik olsun ya yemeğin yanına falan diye başlayıp karakterleri hem içinden böyle bazılarına çok gıcık olup bazılarını çok sevdiğin için böyle çok güzel bağlayan muhabbetlerin falan diyalogların çok güzel yazıldığı çok eğlenceli bir dizi. Aynı böyle hani Friends kafasında, How I Met Your Mother kafasında böyle Big Bang Theory kafasında hani kıyas olarak söylemiyorum yanlış anlamışsın. Sadece böyle güleyim, eğleneyim, işte birkaç tane hoş diyalog dinleyeyim falan diye bir şey arıyorsanız Modern Family'yi kesinlikle tavsiye ederim. Geçelim bir sonraki dizimize Mr. Robot. Bilmiyorum bu dizi ünlü mü değil mi? Çok bilen var mı? Hiçbir fikrim yok bu konuda. Beni ama böyle özellikle birinci sezonla böyle düşerek izlediğim dizi. 4 sezonu var şu anda. Herkesi sarmayabilir çünkü bayağı yavaş akışta ilerleyen bir dizi. Birazcık daha böyle psikolojik gerilim denebilir mi? Denmez. Daha çok böyle şey şöyle anlatayım. Başrolümüz böyle asosyal bir karakter. Zaten bir teknoloji geeki kendisi. Bir teknoloji firmasında çalışıyor ama geceleri de hacker falan. Gündüzleri şey, geceleri böyle Superman gibi bir hava oldu böyle ama olmadı sanki. Evet aslında böyle kendi çalıştığı şirketi falan hacklemesi gerekiyor öyle bir olay kurgusunun içine girdiğinde falan. Hem böyle fuck the system falan mesajı veriyor. Bir yandan da aşırı psikolojik böyle gelgitlerini anlatıyor. Bilmiyorum beni bayağı içine çekmişti. Ben bayağı wow demiştim. Gerçekten farklı bir yapım en azından onun hakkını vereyim.
Bir sonraki dizimiz Westworld. Bu çok duymuş değil. Yani ben etrafımda sordum insanlara, çoğu diziyi bilmiyordu. İnanılmaz. Böyle görsel efekt, böyle bir dünya yaratımı olmaz. Yani şöyle, aslında diziyi çok spoiler vermeden anlatmaya çalışırsam, modern dünyanın içinde minik bir kasaba bir şey kuruyorlar. Yani Truman Show kapısı gibi düşün. Orada böyle robotlar var ama gerçek insan gibiler. Yani ayırt edemiyorsunuz birebir gerçek insanla. Aynılar, hisleri falan da yüklemeli falan, böyle tepkileri falan da. Ama bu böyle vahşi batıda geçiyor. Yani eski zamanlarda yaşanıyor gibi bir şey bu köyde. Ve zengin insanlar para verip böyle bu köye işte geziler düzenliyorlar ve o en iğrenç, böyle en dark guilty pleasure'larını mı diyeyim artık ne, yaşayabilecekleri bir kasaba gibi bir şey yani. Çekip öldürüyorlar, işte tecavüz ediyorlar falan robotlara. Ama dizide bir süre sonra şey oluyorsun, lan kim robot kim gerçek, ne oluyor lan, bu da mı robotmuş, ne bu gerçek miymiş, ne o geri mi yerli falan diye beynini yakıyor. Ama görselleri falan inanılmaz iyi. Hafif böyle bilim kurgu tadında dizileri seviyorsanız hemen sizi Westworld'a alabiliriz. Sıradaki dizimiz The Handmaid's Tale. Bu listedeki benim top dizilerimden biridir kendileri. 3 sezonu var şu anda. Bu alternatif dünyada geçiyor. Çoğu insanın kısır olduğu bir dönemde böyle doğurganlığı hala devam eden insanları böyle toplayıp yeni bir hükümet kuruyorlar falan ve bu kadınları, doğurgan devam eden kadınları damızlık gibi kullanıyorlar. Böyle bir dünyayı anlatıyor ama böyle bu kadınlar hani bir yıl öncesinde böyle gayet senin benim gibi takılan, aynı bizim bundan 2 ay öncesinde parklarda, bahçelerde yuvarlanıp coştuğumuz, yani tamam birazcık soğuktu, yatmıyorduk belki hepimiz ama iç içe dış dış alışveriş merkezlerinde fink atarken şimdi evin içinde böyle oturup kafayı yediğimiz bir dönemi ne kadar hızlı geçtiğimizi düşünürsen, işte bu dizide de böyle şu an bakınca olabilitesi çok daha yüksek geliyor olan şeylerin, bir korktum tırsın da. İnanılmaz iyi ve böyle girl power falan gibisinden böyle mesajlar veren sahneleri var, tüyler diken diken. Ki zaten kitaptan uyarlanmaydı sanırım bu. Niye bunu belirttim? Çünkü bence kitaptan uyarlanmış dizilerde hani gerçekten uyarlanmışlar gibi daha da biri güzel oluyor. Tenin genel tonlamasını bitirdiğim için şimdi artık gözün, dudağın falan böyle kendi koyu tonlarını verip yüzünü birazcık daha diğer tonlarından ayırmaya başlıyorum. Geçelim bir sonraki dizimize. Bu 2 sezonu yayınlanmış olan Altered Carbon. Dövüş sahneleriyle erkekleri, dövüşen kişinin sahneleriyle de kızları ekrana bağlayacak bir dizi olduğunu düşünüyorum. Evet, başroldeki eleman feci, daş, maşallah. Maşallah, Allah sahibine bağışlasın. Ben de resmen başrola yürüdüm şu anda. Dizinin ambiyansı inanılmaz güzel. Fantastik bir dünyada, alternatif fantastik bir dünyada geçiyor. Böyle Blade Runner seviyorsanız eğer, tam böyle onun dünyasına aşırı benzettim ben. Hem renkleri böyle, hem akışı, hem de aslında genel kurgusu olarak da dizi bana çok Blade Runner havası yaşattı. Bilim kurgu fantastik arası, hem dövüşmeli hem sevişmeli. Bu kadar kötü anlatılırdı bir dizi herhalde ama bayağı böyle alternatif, yani orijinal bir dizi. Kesinlikle tavsiyesine tavsiye edilir kendileri. Geçelim bir sonraki dizimize, Dark. Bu Alman yapımı şahane bir dizi. Benim evet gene liste başlarımdan biridir muhtemelen. Şu anda yayınlanmış 2 sezonu var. Ben 2. sezonu izlemedim çünkü biri tekrar izlemem gerekiyor. O kadar kafa karıştırıcı bir dizi ki, bilmiyorum ya da benim bir kapasitem düşük olduğu için bana kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. Ama kendisinin, görüntü yönetmeninin ve oyuncu kadrosunu artık kim seçtiyse tutup böyle alnından falan öpesim geldi. Görsel açıdan inanılmaz keyif veren bir dizi. Ve her şeyi geçin, böyle karakterlerin 3 sezonunu görüyorsun. 3 sezon diyor ya. 3 jenerasyonunu görüyorsun. Çocukluğunu, işte bugününü ve gelecekteki hallerini gibi. Ve sen nasıl seçmişsin? Sen bunu nasıl bir makyajdır, nasıl bir oyuncu seçimidir? Birbirlerine ya, resmen adam böyle gençleşmiş ve yaşlanmış yani. Hiçbir kopukluk yok. Birebir ya, şaka gibi. İnanılmaz inanılmaz iyi. İzleyin, izlediyseniz anlamışsınızdır ki. Benim yorumlarıma katılıyorsanız bilirsin ki ben böyle heyecanlandığım için birazcık yorum özürlüsü hale gelip pek de cümleleri bir araya getiremiyorum ama umarım anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Kesinlikle size darkı efekt verdi ama ne kadar iğrenç bir efekt. Kesinlikle size darkı tavsiye ediyorum. Bu arada yüzün renklerini hemen hemen oturttum gibi. Onun için böyle bir saçın genel rengini atıp böyle bir tekrardan bakacağım yüzün neye ihtiyacı var diye. Saç içinde böyle dümdüz bir siyah kullanacağım ki o yüzün ve arka plandaki böyle bir sürü rengin birbirinden birazcık daha ayırayım diye. Veriyorum siyahı ve şu an tahmin edebileceğiniz üzere benden mutlusu yok. Bir sonraki dizimiz How to Get Away with Murder. Bunun şu an yayınlanmış sanırım 6 sezonu var. Böyle tam terzi kendi sökünü nasıl dikemezmiş, al işte dikeriz
bir dizi gibi bir şey olmuş. Bir grup avukat, yani aslında hukuk öğrencisinin işte profesörleri olan böyle bayağı ünlü bir avukat, böyle Profesör Hatun'la kendi işledikleri bir cinayetin üstünü örtmelerini falan anlatıyor gibi bir şey. Şey açısından çok güzel, böyle hani sezonun ilk bölümlerinde sondan böyle birkaç sahne gösteriyorlar ve sona doğru ilerliyorsun yavaş yavaş. Yani seni bayağı bir saran bir dizi. Onun için listeye girmeye hak etti kendileri. Geçelim bir sonraki dizimize. Bir sonraki dizimiz Vikings. 5 sezonu var dizinin. Bunu böyle Nico'nun savaşçı gördüm hemen izleyelim erkek dizisi falan diye böyle darlamasıyla başlamıştık ama ikimiz de bayağı sardı dizi. Bayağı bir ambiyans yaratma, o Vikinglerin zamanlarını böyle işte dünya keşfetmelerinde böyle aralarındaki savaşları, o vahşiliklerini, ki özellikle kadınlar da savaşıyor. Benim çok hoşuma gider böyle kadınların savaşlarını görmek. Onu falan böyle anlatan, içine çeken bir dizi. Bilmiyorum, ben bayağı beğendim. Manyaklar ya bildiğin böyle, bir de o manyaklıkları benim hoşuma gidiyor yani Vikinglerin. Bu arada benim kameram burada kendi özgür iradesiyle bazı şeyleri çekmemeye karar vermiş. Niye böyle bir terbiyesizlik yaptı, kendisiyle oturup uzun uzun konuşacağım bu videodan sonra. Ama saçın genel koyusunu atıp bitirmiştim zaten. Şimdi sadece elime kalem alıp böyle birazcık daha koyu detaylarını netleştirmeye başlıyorum. Sıradaki dizimiz La Casa de Papel. Artık bunu duymayan var mıdır bilmiyorum. Tabii ki de saygıdan ötürü kendilerini aldım ve hala da devam ettiği için listeye girsin istedim. Olur da bir kişi bile duymadıysa duysun diye şu anda. Bu bir İspanyol dizisi ve inanılmaz iyi. Bayağı bildiğim bizim 4. sezona geldi ve bozmadı ya kendini. Uzatılan diziler genelde bir süre sonra cıvıkı çıkar ya, böyle Hangover gibi gider giderek saçmalar ve çirkinleşir. Yok abi, daha yeni 4. sezonu izledik. Böyle tırmalayacaktım ekranı yani. Çok çok heyecanlı, çok güzel, çok iyi. Feci. İzlemeyen hala kaldıysa size hemen bu videodan sonra, tabii ki de videoyu bitirelim önce lütfen. Sonra dizinin başına alabiliriz. Geçelim sıradaki dizimize. Tabii ki de Game of Thrones'uz olmazdı. Şimdi bunu koymayacaktım aslında çünkü birçok dizi var benim listeye dahil etmediğim. Çok bilindiği için ve artık hani tavsiye etmeye de gerek olmadığı için. Ama ben cidden benim ilk dizi camiasına böyle girip düşmeme sebep olan dizilerden biri olduğu için belki de saygıdan ötürü koymak istedim. Ayrıca bir de alıp da kitaplarını da okuduğum bir seri olduğu için listeye dahil edilmeseydi ayıp olurdu bence. Fantastik dünyaları falan seviyorsanız hafiften, böyle kurgusal dünyaları seviyorsanız, yani ne diyeyim, Game of Thrones yani, buyurun sizi böyle alalım. Murat genel çizimim tabanı hazırlandı, tamamlandı. Bayağı böyle bir siyah boyayla böyle saçın etrafında özellikle püskürtmeler falan yaptım. Daha sonra bu 0.25'lik bayağı ince olan pilot kalemimi alıp böyle bir sürü uçuşan saç telleri, işte yüzüne benler falan ekledim. Birazcık kalabalık oldu çizim ama böyle kirli, hoş bir havası da oldu kendine has. Geçelim bir sonraki dizimize. Envy'den iyiydi sanırım tam şey, full ismi dizinin. Ve Netflix'te var. Netflix'i olanlarınız için söylüyorum. Eğer siz de bir Jane Austen aşığısanız ya da ne bileyim böyle eski 80'ler İngiltere'sine, hoş bir Kanada dizisi ama böyle eski zamanların öyle dizileri falan seviyorsanız bu diziyi kesinlikle tavsiye ediyorum. 3 sezon olan ve 3 sezonun sonunda temiz bir şekilde biten bir dizi. Bir tane yetim kızın hikayesini anlatıyor. Hem üzücü hem mutlu ama böyle öyle bir manzara çekimleri var ki böyle ağlayasım geldi ya. Görsel şölen tam olarak. 1890'ların sonunda ve Kanada'da geçen bir dizi. Karakterler çok iyi. Hikaye bence çok sade ve çok güzel. Ve o kızın insancılığı, o şiirselliği falan böyle. Ah, çok güzel diziydi. Bir gün başa dönüp tekrardan izlerim herhalde. İnsan böyle şu an bile yüzümü gülümsetti, böyle bir garip bir huzur veren, hüzünlü huzur veren bir dizi kendileri. Şimdi bu arada artık çizimin sonuna geliyorum ama bu çiçeklerimden eklemek istedim. Bunları böyle bir genel bir yerleştirme düzeni kurmaya çalışıyorum. Yaklaşık şöyle bir şey olacak. İki omzuna koyacağım sanırım. Bir iki minik papatya kurum var da onları böyle saçın oraya koymak istiyorum. Bunları böyle şu annemin bana Türkiye'lerden getirdiği süper glue, bu her şey yapıştırıyor diye bayağı bir reklamını yaptığı yapıştırıcıyla çizimin üstüne yapıştırmaya başlıyorum. Bu noktada siz silikon kullanabilirsiniz. Normal uhu kullanabilirsiniz. Sanırım hemen hemen her yapıştırıcı olur. Yani çok özel bir yapıştırıcı gerek yok. Ben sağlam olsun, senelerce dursun diye bu kuvvetli yapıştırıcıyı kullanmak istedim sadece. Geçelim bir sonraki dizimize. New Girl. 7 sezonluk gülümseten bir dizi. Bu böyle aslında sitcom havasında. Kendi içinde güzel bir hikayesi, örgüsü de olan. Ama gerçekten gülümsemek istiyorsanız, hoş vakit geçirmek istiyorsanız açıp izleyebileceğiniz şahane bir dizi. Ben bayağı karakterlerini falan hepsini böyle ayrı ayrı seviyordum. Sanki benim ev arkadaşlarımmış gibi böyle açıp eline eline izliyordum. Komedi dizilerini seviyorsanız size de kesinlikle tavsiye ederim kendilerini.
Geçelim bir sonraki dizimize, You. Sanırım bu son zamanlardaki favorilerimden. İki sezonu yayınlandı dizinin şu anda. Üçü tabii de gelecek, öyle bitti çünkü. Abi dizi böyle hepimizin içindeki güvensizlikleri ve manyak stalkerlıkları. Yani hepimizin dedim ama ben izlerken çünkü ben de oldum. Aa ben de böyle yapıyorum dediğim böyle sahneler. Aa ben de böyle düşünüyordum falan dediğim sahneler oldu. Manyak mıyım la ben falan diye kendimi sorguladım sonra oturup da böyle. Aşık psikopat bir elemanı. Aşık da değil de aslında takıntılı demek daha doğru olur herhalde. O takıntılık düzeyinin aşırı yüksek olduğu. Şimdi fazla spoiler vermeyeyim de. Gerilim romantizm gibi bir şey böyle. Çok bence çok iyi çok iyi bir yapım. İnşallah bozmadan böyle bir 4-5 sezon gider. Yani öyle umuyorum. Ve başrolde sizin de gördüğünüz üzere Gossip Girl'in Gossip Girl'ü. Gossip Girl'den çıkmış, büyümüş, serpilmiş, psikopata bağlamış. Serena bozdu bunun psikolojisini. Ondan bu çocuk böyle oldu. Bu çiçeklerimi yapıştırdıktan sonra böyle altlarına gölge atıyorum birazcık. Onları çizimle iyice bağdaşlamak için. Artık sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve şimdiki dizimiz OA. Sanırım bu listedeki top one'ım diyebileceğim dizi olabilir kendileri. Yani şu ki beni son yıllarda herhalde böyle uyutmadan televizyon başına kilitleyen yegane dizidir diyebilirim. Bunu tavsiye ediyorum ama bir yandan da sesim şu an çok üzünlü fark ettiyseniz. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Çünkü diziyi ikinci sezondan sonra iptal ettiler. Yetkililere sesleniyorum. Duyun beni. Böyle dizi iptal mi edilir? Kafayı mı yediniz siz? O kadar aptal aptal diziler devam ederken bu kadar şahane bir yapım neden? Neden iptal edildi? İkinci sezondan sonra devam etmemesinin vereceği hayal kırıklığıyla hani şunu gibi şey aşk acısı yaşarsınız ama yaşadığınız aşk o acıya değer ya böyle örnek gene çok saçma olsa da anladınız bence sonu. Sezon devam edecek diye üzüleceksiniz ama izlediğiniz şey kalitesi o kadar değer ki bence buna bilmiyorum çok. İçimde bildiğin ukde kaldı. Yaşanmamışlıkların verdiği ukde de olabilir tabii ki bu. Gördüğünüz gibi çok ilginç bir romantik bağ kurdum kendileriyle. Onun için bence artık daha fazla konuşmayalım bu dizi hakkında ve devam edelim. Geçelim listemin bir diğer wow'lık dizisine. Big Little Lies mini bir dizi. 2 sezonu yayınlandı ve sanırım artık 3 gelmez diye düşünüyorum. Zaten dizide Nicole Kidman ve Shailene Woodley var. Daha ne olsun ki ben Shailene Woodley'e feci bayılırım. Birkaç farklı kadının hayatının dışarıdan görünenden ne kadar farklı olduğunu, yaşadıkları psikolojileri, kendi içindeki savaşları falan o kadar güzel anlatmış ki bunun için tam böyle şarabımı koyayım, ayaklarımı uzatayım ve böyle her şeyden kopup şunu bir izleyeyim diyeceğim böyle keyif dizimdir. Bence duygusal ve psikolojik olarak aktif olan herkesin izlemesi gereken bir dizi diyebilirim herhalde. Çok iyi. Ve geldik aslında serimizin 30. yani son dizisi olması gereken diziye Unbreakable Kimmy Schmidt. Benim için inanılmaz ayrı bir yeri olan dizi. Bunu özellikle sona saklamak istedim. Ben bunu böyle hayatımın çok kötü bir döneminde izlemiştim. Ve gerçekten yüzümü gülümsetmeyi beni böyle o kötü dönemden aslında bir nevi çıkarmayı başaran bir diziydi. Zaten senaristlerin genius olduğunu dizi izlerken de fark ettiğiniz. Güldürken tiksindirip tiksindirirken tekrar güldüren. Niye tiksindiriyorum? Çünkü ana karakterinden nefret ettiğim ama yan karakterlere feci düştüğüm bir dizi. Diyaloglar inanılmaz eğlenceli. Bilmiyorum benim sense of humor'uma yani benim espri anlayışıma aşırı uyan bir diziydi. Bayağı eğlenceliydi. Şöyle söyleyeyim ama size. Başta izlenmesi zor hatta imkansız görünüp çok saçma görünüp daha sonradan inanılmaz saran bir dizi. Yani benden tavsiye alıp gidiyorsanız kesinlikle bir 3 bölüm verin en azından kendilerine derim. Pişman olmazsınız herhalde. Bilmiyorum şimdi çok da büyük şeyler vaat etmeyeyim. Ben pişman olmamıştım. Hatta biz bunu kuzenimle izledik. Döndürüp tekrar izledik böyle. Unutmadan hem de yani. O kadar eğlenceliydi ki bir daha izlemek istedik. Şimdi aslında 30 dizinin sonuna geldik. Ama ben bir ekleme yapmak istedim. Şu an daha yeni başladığımız, geçen hafta başladığımız ve aktif olarak izliyor olduğumuz Designated Survivor dizisini tavsiye etmek istiyorum. Çünkü beni gerçekten sardı. Muhtemelen dizinin sonunda ne hissederim bilmiyorum ama şu an birinci sezondayız ve bu şekilde devam edersek bu diziye girmeyi hak edebilecek dizilerden biri olduğu için size de söylemek istedim. Güzel saran, heyecanlandıra heyecanlandıra izlettiren bir dizi aklınızda bulunsun bonus olarak. Burada artık çizimimizin de dizi önerilerimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çizim birazcık istediğim gibi sonuçlanmadı. Yalan söylemeyeyim şimdi ki bilirsiniz benim çoğu zaman çizim istediğim gibi sonuçlanmaz. Onun için şaşırdık mı? Hayır tabii de şaşırmadık. Umarım video izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir. Bu arada özellikle şu karantina zamanlarında ihtiyacım daha çok olacak. Sizin de dizi önerileriniz varsa özellikle benim beğendiklerimi beğendiyseniz demek ki benzer tarzımız var demek ki. Bana dizi önerirseniz yorumlarda çok sevinirim. Çok ihtiyacım var şu anda gerçekten buna. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yeni bir videoda çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.